Aşkım sen böyle söylüyorsun ama Ayşegül Hanım, annemin nasıl bir kadın olduğunu siz bilmiyorsunuz. Babam o yaşına rağmen neredeyse Türkiye'nin hemen hemen her şehrine para kazanmak için riske girip o kadar yüklü paralar, altınlarla işte ben para kazanayım, birikim yapayım diye evler alıp, arabalar alıp bir şeyler yapmaya çalışırken annemin lüks araba sevdası, lüks çantalar sevdası yani... Babanız hali vakti yerinde bir adam. Ya durumumuz kötü değildi. Hala öyle sanırım. Ya çok iyi de değildi ama yani iyiydi aslında. Ha, durumumuz kötü değildi. Maalesef benim babam annemin gözünü bir türlü doyuramadı. Yani bir görseniz evdeki çanta koleksiyonları, ayakkabı koleksiyonları. İlla ki bu arabayı değiştir, daha iyisini alalım. Yok bir ev, bu ev bize ufak geldi, daha büyüğünü alalım. Bir saniye, bir saniye. Küçükmüşsünüz ya. Bunların hepsini ayrıntı, bunları nasıl hatırlıyorsunuz? Ayşegül Hanım ne olur lütfen beni de dinler misiniz? Tabii. Kemal, burada çok haksızlık yapıyorsun. Bak şu an gerçekten çıldırıyorum, çileden çıkıyorum. Sen bunların hepsini bana ne dedin? Rukiye halan böyle 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 söylüyordu demedin mi? Tamam. Sen şu an, hayır bir saniye lütfen. Önce ben konuşacağım. Rukiye halan bana bunları bir bir anlattı demedin mi? Sen gözünle gördün mü? 7 yaşındaydın. Kulaklarınla duydun mu bunları? Tamam sevgilim. Zaten bir kısmını ben hatırlıyorum da yani... Ne kısmını? Hangi kısmını? Hangi kısmını hatırlıyorsun Kemal? Ama işte diyorum ya. Bir anne bu kadar kötü olabilir mi ya? Olabilir ya, yaşamadığın mi? Için bilmiyorsun. Ne hatırlıyorsun Kemal? Hatırladığın, ya gördüğün ne yapıyor yani bu böyle lüks peşinde, lüks sevdasında. Gideyim, giyineyim, süsleneyim, gezeyim. Bu kafada mıydı yani anneniz? Yetmiyordu, para yetmiyordu. Nereden biliyorsun? Ya zaten ben biliyorum halamın söyledikleri. Bakın. Ayşegül Hanım kendi ağzıyla itiraf etti. Ayrıntıyı yakaladınız mı? Hanımın söyledikleri dedi. Hep Rukiye halanın söyledikleri hareket eden bir insansın sen Kemal. Seni yetiştirmiş olabilir ama üzerinde hakkı olabilir ama bu kadar da değil yani. Lütfen Kemal kendine... Yalan mı söyleyecek halam? Ya Kemal lütfen. Neden bir kez olsun anneni dinlemek istemiyorsun? Neden yüz yüze gelmek istemiyorsun? Neden karşılıklı olmak istemiyorsun annenle ya? Biraz sakin olur musun? Nasıl sakin olabilirim? Neden ya neden? Niye o şansı tanımıyorsun? Niçin? Biz buraya neden geldik? Programın adı ne? Bir şansım olsa. Neden bu şansı tanımıyoruz? Şimdi belli bir yaşta oradasınız ama halanız yani şey olmadan evvel, babanız rahmetli olmadan evvel anneniz de en nihayetinde yanınızdaydı o vakte kadar. Babam rahmetli olmadan bir hafta önce annem zaten evi terk etmişti. Yani babam, ablam Oya, ben ve halam bir başımıza kaldık evde. Ama Ayşegül Hanım, hangi anne terk eder sizce? Bir anne ya anne. Bunun altında yatan bir sebep sizce yok mudur Ayşegül Hanım? Ya ben böyle, ben de sizin gibi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok acımasız annelerle de karşılaştık mı diyelim. Ama bu kadar olmaz. Karşılaştık. Bu kadar olmaz demeyin, bu kadar olmaz dedirten insanlarla da karşılaştık ama çok az. Umarım diyorum, İclal Hanım onlardan biri değildir. Peki bir şey soracağım. Yani bu haladan önce, halam evlendi dediniz bir iki yıl kadar. Tamam o zaman zarfında falan sizinle kim ilgileniyordu, kim bakıyordu, anneniz bakmıyor muydu? O zamanlar hatırladığım kadarıyla anneannem, babaannem gelip bize bakıyordu. Hatta bir bakıcı da, evet bir bakıcımız vardı. Yani anne o zamandan beri ilgilenmiyordu. Anneanneniz, babaanneniz sizinle ilgilenirken anne yine mi ilgilenmiyordu? Burada da bir sıkıntı yok mu ama Ceyda Hanım? Yani hani ama... yani kendi annesi orada, kayınvalidesi orada ve çocuğuyla ilgilenmiyor. Ayşegül yani. Hanım. Ayşegül Hanım herkes kendine göre bir parça da olsa haklı. Ama bakın beni anlamak istemiyor Kemal. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kez olsun bir şans versin, dinlesin. Yani kesinlikle şu an o yüzden buradayız zaten. Ya hep Rukiye halının dedikleriyle evet. Hareket etti. Çok haklısınız. Bak aşkım bir deneyeceğim sana bak, dinle beni. Ayşegül Hanım, sevgilim ben sana soruyorum. Benim bir annem olsun istemez miydim sence? İsterdim tabii ki. Başımda bir anne olsun istemez miydim? İsterdim. Yani 20 senedir anne nedir bilmiyorum. Çocukluk çağımda, ya bebek denecek yaşta ya. 7 yaşında, 10 yaşında erkek çocuğu, kız çocuğu bırakılıp gidilir mi? Kemal. Diyorum ki sana, anne demek zorunda değilsin.
ama onu da dinlemek zorundasın. Hep halanın çerçevesinden baktın, perspektif bakmadın. Anlatabiliyor muyum? Doğru söylüyor. Lütfen at gözlüklerini çıkart artık vallahi gözlerinden. Ceyda Hanım, lütfen. Ben yani bir kez olsun bir şans tanı. Ayşegül Hanım. Anneniz geldi. Biz İcler Hanım'la tanışalım, biraz sohbet edelim. Ondan sonra inşallah sizleri yan yana getiririz. Şimdi bana müsaade edin. Ben sizi bir şansım olsa masasına davet edeyim. Bizi orada bekleyin. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Hep aynı şeyi düşünürüm. Ki Ceyda Hanım'a hak veriyorum yani o anlamda. Bir anne çocuklarını kolay kolay bırakabilir mi? Bırakamaz. Ama yani çok ekstra bir şey olması, ekstra vicdansız olması lazım. Başka bir şey olması lazım. Ama bu durumda İclal Hanım'ı dinlemekten başka şansımız yok. Bakalım İclal Hanım bize neler anlatacak. Görüşmek üzere. İclal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. İclal Hanım, programımıza oğlunuz Kemal ve nişanlısı Ceyda Hanım başvurdular. Siz çocuklarınızı neden görmüyorsunuz 20 yıldır İclal Hanım? Neden aramıyorsunuz? Demek oğlum evleniyor. Rukiye Hanım burada mı? Buralarda mı? Yok, Rukiye Hanım burada yok. Siz benim soruma cevap vermiyorsunuz. Nasıl göreyim Ayşegül Hanım? Rukiye Hanım sürekli tehdit ediyordu beni. Rukiye Hanım. Evet. Çocukların halası. Evet. Çocuklarınızı o büyütmüş. Diyordu çocuklara yaklaşırsan kötü olur. İşte senin üstüne iftira atarım. Başka adamlarla parasını yiyor derim. Ondan sonra geziyor derim. Çocukların kimseye bakacak yüzüm kalmaz. Sırf çocuklarımın iyiliği için görüşmüyor. Nasıl siz... Yani niye bunu birine söyleyemediniz mi? Neydiniz ki? Maalesef. Yani çok mu gençtiniz? Boşandıktan sonra bizim yanımıza geldi, yerleşti. Ondan evlendiniz, sonra... siz küçük yaşta mı evlendiniz? Evet, çok küçük yaşta evlendim. Ve diyemiyordum, mecbur kalacak yeri yoktu. Eşim sahip çıktı. Fakat bizim evde hiç huzurumuz kalmamıştı. Şimdi durun, şunu bir toparlayalım. Eşim ona inanıyordu. Evet, görümceniz Rukiye Hanım daha evvel evlenmiş. Evet. Fakat nasılsa daha sonra sizin evinizde bulmuş kendini. Bunun annesinin babasının evi yok muydu da yanınıza geldi? Babası, neden geldi yanınıza? Babası kabul etmedi. Dedi ki sen kendin evlendin. Kayınpederimiz bize danışmadan evlendin. O yüzden sen kabul etmedi evine. Kabul etmedi kesinlikle. Eşim mecbur sahip çıktı. Tabii ki kardeşi sahip çıkacak. Buna itirazım yok. Fakat bizim huzurumuz kalmadı. Yani... kardeşinin gelirini kendi geliri zannediyordu. Benim her harcadığım paraya söyleniyordu. Hiç huzurumuz yoktu.